Ivan Turgenev Üsteyman Ergunov'un Hikayesi Seslendiren Akın Altan 1 Bu akşam Kuzma Vasilievich Ergunov hikayesini bize bir daha anlattı. Bu hikayeyi ayda bir defa özenerek anlatırdı. Biz de bütün tafsilatıyla ve ezbere bildiğimiz halde her defasında gene zevkle dinlerdik. Bu tafsilat diyebiliriz ki kesilmiş bir ağacın kötüğünü saran yeni filizler gibi esas hikayenin temel direğini sarıyordu. Anlatanın karakterini gayet iyi bildiğimiz için eksiklerini ve söylenmeden geçilenleri tamamlamakta güçlük çekmezdik. Kusma Vasilyeviç öldükten sonra hikayesini anlatacak kimse kalmamıştı. Bunun için hikayeyi herkesin bilgisini arz etmeye karar verdik. 2- bu hadise 40 yıl önce Kuzma Vasilyevich'in gençlik çağında olmuştu. Kendisinin söylediğine göre o zamanlar şık, güzel, sülün gibi, al dudaklı, kıvırcık saçlı, şahin bakışlı bir delikanlıymış. Bu vasıfları şimdi onda görmemekle beraber sözüne inanıyorduk. Bizim nazarımızda Kuzma Vasilyeviç, görünüşte herkes gibi bir adamdı. Basit ve sanki mahmur yüzü, ağır, kaba yapılı bir vücudu vardı. Yıllar geçtikçe, Güzellik de elbet bozulur. Bununla beraber eski şıklığından bazı izler kalmıştı. İhtiyarlığına kadar supyeli pantolon giymişti. Gevşemiş belini kemerle sıkar, ensesini tıraş eder ve alnındaki saçlarını kıvırırdı. Bıyıklarını siyahtan ziyade mor ve hatta yeşile çalan İran fabrasıyla boyardı. Bütün bu halleriyle birlikte Kuzma Vasilyeviç gayet saygılı bir asilzadeydi. Ancak preferans oynarken Yanında oturanların kağıtlarına şöyle yan gözle bakmayı biraz severdi. Bunu da para hırsından değil, tutumlu olduğu için yapardı. Çünkü boşuna para kaybetmekten hoşlanmazdı. Neyse, sözü uzatmayalım da esas hikayeye gelelim. 3. Hadise o zaman yeni kurulmakta olan Nikolayev şehrinde ve bir ilkbahar mevsiminde olmuştu donanmada üsteğmen rütbesiyle hizmet etmekte olan Kuzma Vasilyeviç buraya resmi bir vazifeyle gelmişti. Komutanlık onu emin ve aklı başında bir subay bildiği için kendisine bazı deniz inşaat işlerini kontrol etmek vazifesini vermişti. Zaman zaman emrine oldukça büyük miktarda para da gönderiliyordu. Üsteğmen tam bir emniyet duymak için bu parayı meşin bir kemer içerisinde belinde taşıyordu.'' Kuzma Vasilyeviç gerçekten aklı başında bir adamdı ve genç olmasına rağmen kendisini örnek olacak bir şekilde idare ederdi. Her türlü uygunsuz hareketlerden kaçınır, iskambil kağıdına el sürmez, içki içmez ve kalabalıktan hoşlanmazdı. Bu yüzden uslu olan arkadaşları ona gelin hanım derlerdi. El avuca sığmaz takımından olanları da onu mız mız miskin diye vasıflandırırlardı. Kuzma Vasilyeviç'in yalnız bir kusuru vardı. Latif cinse karşı işten gelen bir temayül. Fakat bunda da ihtirasına hakim olabiliyor, zaaf göstermiyordu. Erken kalkar, erken yatardı. Vazifesine bağlıydı ve tek eğlencesi akşamları şehrin kenar sokaklarında oldukça uzun gezintiler yapmaktı. Başıma kan hücum eder korkusuyla kitap okumazdı. Her ilkbaharda kan fazlalığına karşı hususi bir ilaç içerdi. Üniformasını giyerek iyice fırçaladıktan sonra mağrur adımlarla yemiş bahçelerinin çitleri boyunca yürür, sık sık durarak tabiatın güzelliklerini seyreder ve hatıra olarak bir çiçek koparmaktan bir nevi zevk duyardı. Fakat en büyük zevki bir periye tesadüf ettiği zaman duyardı ki bu peri de hırkasını omzuna atmış, başına renkli bir atkı bağlamış, çıplak kolu altında bir bohçayla eve dönmekte acele eden güzelce bir taşralı kızdı. Kendisinin de itiraf ettiği gibi hassas fakat sıkılgan bir mizaçta olan Kuzma Vasilyeviç böyle bir periyle konuşmaz ancak nazik bir tebessümle uzun uzun ve dikkatle arkasından bakardı. Sonra derin derin içini çekerek Gene aynı mağrur adımlarla eve dönüp pencerenin önüne oturur, yarım saat kadar düşünceye dalardı. Bir taraftan da Alman ırkından, vaktiyle mahalle muhtarlığı yapmış vaftiz babasının hediye ettiği lüle taşından büyük bir pipoyu sert tütünle doldurarak özene özene içerdi. Şen olmadığı gibi sıkıntılı da olmayan günler böylece gelip geçmekteydi. 4. Bir gün akşama doğru Kuzma Vasilyeviç Boş sokaktan geçerek evine dönmekteyken arkasından telaşlı adımlar, hıçkırıklar, kesik, karışık cümleler işitti. Dönüp bakınca gayet sevimli fakat perişan ve ağlamış yüzlü 20 yaşlarında genç bir kız gördü. Görünüşte kızın başına büyük ve beklenmedik bir felaket gelmişti. Ayakları dolaşarak koşan genç kız kendi kendine bir şeyler söylüyor, ellerini oynatıyordu. Sarı saçları dağınık, omzundan sıyrılmış atkısı bir toplu iğne üzerinde sarkmaktaydı. O zamanlar pelerin ve manto bilmezlerdi. Kız, avam tabakadan herhangi bir kız gibi değil, genç bir hanımefendi gibi giyinmişti. Ergunov kenara çekildi. Fakat merhamet hissi çekingenlik göstermesini önlemişti. Genç kız kendisiyle bir hizaya geldiği zaman Teğmen elini kasketinin siperine götürerek nezaketle selam verdi ve kızdan gözyaşlarının sebebini sordu. Elini meçinin üzerine koyarak ''Bir asker olmak sıfatıyla yardımda bulunmaya hazırım.'' dedi. Kız durdu ve ilk anda kendisinden ne istendiğini iyice fark etmemiş gibi göründü. Fakat derdini dökmek için fırsat bulduğuna sevinerek, düzgün olmayan bir Ruscayla konuşmaya başladı. ''Lütfen bakınız, Bay Subay, bu ne haldir böyle? Bu ne korkunç şey?'' Dert yanarken güzel yanaklarından yağmur damlaları gibi yaşlar akıyordu. Anlatmaya devam etti. ''Bizi bütün soydular.'' Aşçı kadın neyimiz varsa alıp götürdü. Sofra takımı, mücevher kutusu, elbise, evet elbise, hatta çorap, çamaşır, teyzemin el çantası, içerisinde 25 ruble para da vardı. Küçük kadife kutu, işlenmiş iki kaşık, gecelik, ne varsa. Olup biteni mahalle bekçisine anlattım. Hadi hadi gidin dedi. İnanmam, dinlemem, sizler şöyle böyle insanlarsınız dedi. Ben eşyadan bahsederken dinlemek bile istemedi. Depol git dedi. Çok gücüme gitti bay subay. Ben nereye gideyim şimdi? Genç kız yüksek sesle ağlıyor, fenalık geçiriyordu. Kuzma Vasilyeviç şaşırmış ve olduğu yerde muhlanıp kalmıştı. Kız da ne yaptığını bilmeyerek onun koluna dayanmıştı. Üsteğmen arada bir, durun canım durun diyerek dertli kızın biteviye titremekte olan ince ensesine bakıyordu. Nihayet parmağıyla hafifçe kızın omzuna dokundu. Müsaade ediniz, sizi evinize götüreyim dedi. ''Burada sokak ortasında olmaz. Bunu siz de takdir edersiniz. Derdinizi bir kere anlatınız bakalım.'' Bir subay sıfatıyla, ''Elbette bütün gayretimle yardıma çalışırım.'' Genç kız başını kaldırarak kendisini neredeyse kucağında tutan genç adama ilk defa dikkatle baktı. Sıkılgan bir tavırla başını yana çevirdi ve sessiz sessiz ağlamaya devam ederek bir kenara çekildi. Kuzmo Vasilyeviç teklifini tekrarladı. Genç kız yüzüne dökülmüş ve gözyaşlarıyla ıslanmış saçları arasında yan yan baktı. Hikayenin bu kısmında Kuzma Vasilievich bu bakışın kendisini iğne gibi delip geçtiğini bize daima ısrarla söylerdi. Hatta bir defasında kızın bakışını taklit etmeye bile kalkıştı. Genç kız nazik Üsteğmen'in uzatmış olduğu koluna girdi. Birlikte eve doğru yürüdüler. 5 Ergunov'un kadınlarla münasebeti azdı ve bunun için söze nereden başlamak lazım geldiğini tayin etmekte zorluk çekiyordu. Buna mukabil yol arkadaşı bir taraftan biriken gözyaşlarını silerken konuşmaktan da hiç geri kalmıyordu. Biraz sonra Kuzma Vasilyeviç adının Emilia Karlovna olduğunu, Liga'da doğduğunu, gene Ligalı olan teyzesinin yanına misafir geldiğini, babasının vaktiyle orduda hizmet etmiş olduğunu, fakat sonradan göğüs hastalığından öldüğünü, teyzesinin evinde bir Rus kadın aşçı bulunduğunu, iyi bir kadın olmakla beraber az ücretle hizmeti kabul ettiğini, fakat elinde nüfus tezkeresi bulunmadığını ve nihayet bugün eşyaları çalarak bilinmeyen bir yere kaçtığını öğrenmişti. Kız, polise de haber vermek gerektiğini ilave etti ve bunu ''İndiye polizay'' şeklinde söyledi. Sonra tekrar mahalle muhtarını ve ondan görmüş olduğu hakareti hatırlayarak yeniden ağlamaya başladı. Kuzma Basilyeviç kızı teselli etmek için söz bulamıyordu. Fakat intibaları çabuk değişen genç kız birdenbire durarak elini ileriye uzattı ve sükunetle ''İşte bizim evimiz'' dedi. 6. Bu ev sanki yere gömülmüş gibi duran, küçük dört penceresi sokağa bakan oldukça berbat küçük bir evdi. İçeriden jeranyum çiçekleriyle kaplanmış pencerelerin birisinden donuk mum ışığı sızmaktaydı. Evle hemen hemen aynı yükseklikte olan tahta parmaklığın güçlükle fark edilebilen bir bahçe kapısı vardı. Kapıya yaklaşıp da kilitli olduğunu gören genç kız sabırsızlanarak paslanmış kilit halkasını yakalayıp kapıyı vurdu. Parmaklığın arkasından ağır adımlar duyuldu. Birisi eskimiş terliklerini sürüyerek ağır adımlarla yürüyordu. Sonra boğuk bir kadın sesi Almanca Kuzma Vasilyev için anlayamadığı bir şeyler söyledi. Ergunov çekirdekten yetişme bir denizci olduğu için Rus dilinden başka bir dil bilmezdi. Genç kız gene Almanca cevap verdi. Bahçe kapısı biraz aralandı ve genç kız içeriye girdikten sonra üst değmenin tam burnu dibinde kapandı. Bununla beraber genç subay yaz gecesinin karanlığında elinde fener ve kırmızı elbiseli şişman bir ihtiyar kadını fark edebilmişti. Merakta kalan Ergunov hiç kımıldamadan biraz sokakta bekledi. Sonra bir subaya karşı gösterilen bu saygısızlığı düşünerek birdenbire hiddete kapıldı, soldan geriye sert bir dönüşle evinin yolunu tuttu. Fakat daha on adım bile uzaklaşmadan ihtiyar kadınla piskos etmekte olan genç kızın yüksek sesle kendisini çağırdığını işitti. ''Bay subay, nereye gidiyorsunuz? İçeri buyurunuz.'' Ergunov biraz tereddütten sonra kabul etti. 7. Üsteğiminin yeni tanıştığı kız ki, ona bundan sonra Emilia diyeceğiz, misafirini karanlık ve rutubetli bir holden geçirerek oldukça büyük, basık tavanlı ve kirli bir odaya soktu. Çok büyük bir dolap, duvarlardan birisini neredeyse boydan boya kapatmıştı. Öbür duvarda yan yana boyaları dökülmeye başlamış, başları külahlı iki papaz resmi asılıydı. Diğerinde kapının tam üstünde ve iki pencere arasında başı sarıklı bir Türk resmi görünüyordu. Köşelerde bir sürü mukavva kutular ve sandıklar vardı. Odanın mehruşatı üzeri muşambalı bir divandan, birkaç kırık sandalyeden ve bacakları eğrilmiş çuha kaplı bir oyun masasından ibaretti. Bu masanın üzerinde yarıya kadar içilmiş bir şurup bardağıyla bir erkek kasketi duruyordu. Ergunov'un bahçe kapısında görmüş olduğu ihtiyar kadın arkalarından odaya girdi. Bu, çirkin yüzlü, domuz gözlü, şişkin üst dudağında kırlaşmış bıyıkları bulunan bir Yahudi karısıydı. Emilia, kadını işaret ederek, Kuzma Vasilyeviç'e, ''Teyzem Madame Fritçe'' dedi. Hayretle etrafına bakınmakta olan üst teğmen, kendisini takdim etmek lüzumunu hissetti. Madame Fritçe, genç subayı alttan alttan süzerek, hiç mukabelede bulunmadan yeğenine bu defa Rusça hitap etti ve çay isteyip istemediğini sordu. Emilia hemen atıldı. "Ha, sahi çay. Herhalde bir çay içersiniz, değil mi bay Subay? Evet teyzeciğim, çay veriniz. Fakat niçin ayakta duruyorsunuz? Lütfen oturmaz mısınız? Oo, amma da resmîsiniz ha. Omuz atkımı çıkarmama müsaade eder misiniz?" Konuşurken Emilia hiç durmadan başını bir taraftan öbür tarafa çevirmekle beraber omuzlarını da oynatıyordu. Her taraflarını güneşlendirmek için çıplak bir dal üzerine konmuş kuşlar da böyle yaparlar. Kuzmo Vasilievich bir sandalyenin üzerine oturdu ve elini meçine dayadı. Kendisine daha ciddi bir poz vermek için gözlerini yere dikerek sözü hırsızlığa getirdi. Fakat Emilia sözünü kesti. Rahatsız olmayın, önemli bir mesele değil. Teyzemin biraz önce söylediğine göre eşyanın büyük bir kısmı bulundu. Bu sırada Madam Fritsch'e söylenerek odadan çıktı. Hatta polise gitmeye bile lüzum kalmadı. Fakat böyle işlerde çok sabırsız davranırım, tabiatım öyledir. Siz Almanca bilir misiniz? Ben o kadar tez canlıyım ki, Almanca daima böyle aceleci. Fakat olup biteni artık düşünmüyorum. Almanca, fakat bu da bir şey değil. Bunda da iş yoktur. Ergunov Emilya'ya baktı. Gerçekten yüzü kaygısız bir hal almıştı bu güzel yüzün her tarafı gülüyordu. Beyaza kaçan sarı kirpiklerle çevrili gözleri, dudakları, yanakları, çenesi, çenesindeki gamzesi, hatta kalkık burnunun ucu bile gülüyordu. Emilia, dolabın yanındaki küçük aynaya yaklaştı, gözlerini kırptı ve dişleri arasından bir şarkı mırıldanarak saçlarını düzeltmeye başladı. Kuzma Vasilyeviç, onun hareketlerini dikkatle takip ediyordu. Bu kız çok hoşuna gitmişti. 8. Aynanın karşısında hafifçe dönen Emilia tekrar konuşmaya başladı. ''Sizi böyle teklifsizce eve getirdiğim için beni affedin. Bu hareketin belki hoşunuza gitmemiştir.'' ''Hayır, bilakis. Lütuf buyurdunuz. Size önce söyledim ya, ben böyle tez canlıyım. Önce yapar, sonra düşünürüm. Bazen de hiç düşünmem. İsminiz ne? Sorabilir miyim?'' Ve kollarını göğsü üzerinde kovuşturarak subaya yaklaştı. Ergunov, Kuzma Vasilyevich Ergunov. Ergun hiç de güzel bir isim değil. Yani benim için zor bir isim. Ben size Bay Florestan diyeceğim. Riga'da tanıdık bir Bay Florestan vardı. Bir mağazada çok güzel Grodonnerp, bir nevi İtalyan kumaşı. Satardı. Güzel bir erkekti. Hatta güzellikte sizden bile geri kalmazdı. Fakat siz de ne kadar geniş omuzlusunuz. Tam bir Rus delikanlısı. Ben Rusları severim. Kendim de Rus'um. Babam subaydı. Bakın, benim ellerim sizinkinden daha beyaz. Emilia, kanı çekilerek daha beyaz gözükmesi için elini yukarı kaldırdı, havada birkaç defa salladıktan sonra tekrar aşağı indirdi. Sözüne devam etti. Gördünüz mü? Hem ellerimi daima Yunan sabunuyla yıkarım. Güzel kokulu bir sabundur. Koklayınız. O öpmeyin. Elimi onun için vermedim. Siz nerede vazife görüyorsunuz?'' Ben donanmada 19. Karadeniz filosundayım. Ya, demek denizcisiniz. Maaşınız yüksek mi? Hayır, pek o kadar değil. Herhalde çok cesursunuzdur. Gözlerinizden derhal belli oluyor. Ne kadar da gür kaşlarınız var. İyi büyüsün diye kaşlara geceleri yağ sürmeliymiş. Fakat neden bıyığınız yok? Nizama göre olmamalı. Ay, işte bu olmadı. Ya bu ne? Hançer mi? Hayır, meç. Meç deniz subaylarının silahıdır. Demek meçmiş. Nasıl keskin mi? Bakabilir miyim? Emilia kendini zorlayarak dudaklarını ısırdı, gözlerini küçülttü, meç'i çekip kınından çıkardı ve ucunu burnuna dayadı. Aa, keskin değilmiş. Şimdi ben bu meç'le sizi öldürebilirim de. Elini Ergunov'un başı üzerine kaldırdı. O da korkmuş görünerek güldü. Kız da güldü. İhhab, pardon, sizi affettim dedi ve sonra azametli bir tavır takındı. Silahınızı iade ediyorum. Sonra birdenbire kaç yaşındasınız diye sordu. 25. Ben 19. Ah ne hoş, değil mi? Emilia çok şakrak ve kahkahayla vücudunu geriye doğru attı. Ergunov oturduğu yerden kızı bu defa daha büyük bir dikkatle seyrederek gülmekten ülferen pembe yüzüne baktı kızı gittikçe daha çok beğeniyordu. Emilia adeti üzere birdenbire sustu ve dişleri arasından bir şarkı mırıldanarak tekrar aynanın karşısına geçti. ''Siz şarkı söyler misiniz Bay Plurestan?'' ''Hayır, bilmem. Öğretmediler. Ya gitar çalmayı? Bunu da mı bilmezsiniz? Fakat ben bilirim. Sedef kakmalı bir gitarım da var. Yalnız telleri koptu. Taktırmalı. Bana para verir misiniz?'' Bay Subay, size bir Alman romansı, güzel bir roman söylerim. Emilia içini çekerek bir an gözlerini kapadı. Ah, hem ne güzel bir romans, bilseniz, dedi, konuşmaya devam etti. Dans bilir misiniz? Yoksa bunu da mı bilmiyorsunuz? Almanca, imkansız. Fakat ben size öğretirim. Lakosez, vals, kazak, tra la la.'' Tra -la, -la. Emilia birkaç defa döndü. ''Bakın ayakkabılarıma, Varşova'dan geldi. Bay Florestan, sizinle dans edeceğiz.'' Ha, söyleyin bakalım. Beni hangi isimle çağıracaksınız?'' Üsteğimen gülümsedi ve kulaklarına kadar kızardı. ''Size güzeller güzeli Emilia diyeceğim.'' ''Hayır, hayır. Bana...'' Almanca ''Benim servetim, benim şeker bebeğim.'' demelisiniz. ''Ben söyleyeyim, siz tekrar edin.'' Büyük bir memnuniyetle. Ancak korkarım bu benim için biraz zor olacak. Zararı yok, zararı yok. Söyleyin bakalım. Mein? Mein? Zucker? suker, Pupşın, pupşın, pupşın. Pü, pü, pü. Ha hayır, beceremiyorum. Bir türlü söyleyemeyeceğim. Hayır, olmaz. Söylemelisiniz, söylemelisiniz. Bunun ne demek olduğunu bilir misiniz?'' Almanca'da bu söz genç kızlar için en iyi ve çok hoş bir şeydir. Size sonra anlatırım. Şimdi teyzem bize çay getiriyor. Bravo, bravo teyzeciğim. Ben çayımı kaymakla içeceğim. Kaymak var mı? Teyzesi, Almanca, sus artık diye cevap verdi. 9. Kuzma Vasilyeviç, Madame Fritçeler'de gece yarısına kadar oturdu. Nikolayev şehrine geldiği günden beri bu kadar hoş bir akşam geçirmemişti. Bununla beraber bir subayın, bir asilzadenin böyle rigalı bir kızla ve onun teyzesiyle görüşmesinin doğru olmadığını da birkaç defa düşünmüştü. Fakat Emilia o kadar şirin, öyle güzel konuşan, kendisine sevimli nazarlarıyla iltifat eden bir kızdı ki Ergunov asalet ve unvanı bir tarafa bırakarak biraz da kendi zevki için yaşamaya karar verdi.'' Yalnız bir hadise Ergunov'un içini bulandırmış ve üzerinde oldukça kötü bir tesir bırakmıştı. Emilia ve Madame Fletcher ile konuşmalarının en hararetli yerinde odanın kapısı belirsiz bir şekilde aralanmış ve üzerinde ufacık üç gümüş düğmesi olan koyu renk bir erkek kolu aralıktan yavaşça içeriye uzanarak kapının yanındaki masaya oldukça büyük bir paket bırakmıştı. Her iki kadın da derhal masaya koşarak getirilen paketi tetkik etmeye başlamışlardı. Emilia yüksek sesle ''Evet, o kaşıklar'' dedi. Teyzesi onu dirseğiyle dürterek paketi açmadan alıp götürdü. Üsteğmen bohçanın bir kenarında kan lekesine benzer bir şeyler görmüştü. Emilia'ya sordu. ''Bu nedir? Yoksa çalınan eşyadan bir kısmını iade mi ettiler?'' Emilia isteksiz isteksiz ''Evet, birkaç parçasını daha getirdiler'' dedi. ''Bulup getiren adam hizmetçiniz mi?'' Emilia suratını astı. Ne hizmetçisi? Hizmetçimiz yok ki. Şu halde eşyayı getiren o erkek kimdi? Biz erkekler gelip gitmez. Fakat müsaade buyurun. Ben bir erkek elbisesinin veya macar biçimi bir ceketin kolunu gördüm. Sonra şu kasket bize hiçbir zaman hiçbir erkek gelmez. Bir şeycik görmediniz. Kaskete gelince benimdir. Emilia sert ve kesin konuşuyordu. Fakat nasıl olur? Müsaade buyurun. İşte öyle. Pek Pekala olur. Mesela bu kasketle maskeli baloya gidebilirim. Kasket benimdir. Almanca? İşte bu kadar. Ve selam. Peki size demin paket getiren kim de öyleyse? Emilia hiç cevap vermedi ve dudaklarını bükerek Madame Fritzsche'nin arkasından çıktı. On dakika kadar sonra yalnız döndü. Ergunov tekrar sual sormaya başlayınca kız üst eğmenin tam iki kaşı arasına bakarak bir erkek için bu kadar meraklı olmanın ayıp sayılacağını söyledi. Bu anda kızın yüzü biraz değişmiş ve gölgelenmiş gibiydi. Emilia üzeri çuha kaplı masanın çekmecesinden bir deste iskambil kağıdı çıkararak Ergunov'dan karo papazı üzerine pal açmasını rica etti. Kuzma Vasilyeviç gülerek kağıtları aldı. Bütün kötü düşünceler bir lahzada zihninden silinmişti. Fakat bu kötü düşünceler aynı günde tekrar canlandı. Genç subay Emilya ile vedalaşıp ona Almanca "Ala asmarladık benim şeker bebeğim." diyerek bahçe kapısından sokağa çıkınca yanından birdenbire orta boylu bir adam geçti ve sonra da dönüp üst eğmene baktı. Gece olmakla beraber oldukça parlak bir ay ışığı vardı. Yanından geçen adamın yüzü zayıfça bir çingene yüzüne benziyordu. Gür siyah kaşları ve bıyıkları vardı. Gözleri siyah, burnu kemerliydi. Adam hızla köşeye atladı. Ergunov onun yüzünü değil ceketinin kolunu tanımıştı. Zaten adamın yüzünü önce görmemişti bile. Üç gümüş düğme ay ışığı altında açıkça parlamıştı. İhtiyatlı bir adam olan üsteyminin kalbinde endişeyle karışık bir şüphe uyanmıştı. Evine dönünce her zaman içtiği piposunu bile yakmadı. Bununla beraber Emilia ile kurmuş olduğu bu beklenmedik münasebet, kızın yanında geçirmiş olduğu hoş saatler Ergunov'un hislerini harekete geçirmiş ve taşırmıştı. 10. Kuzma Vasilyev için bütün endişeleri çabucak ve iz bırakmadan geçti. İki rigalı bayanı sık sık ziyaret ediyordu. Tabiatı sevdaya tutulmaya elverişli olan üst teğmen Emilia ile yakın dost olmuştu. Ergunov ilk günlerde bu yakınlıktan sıkılıyor, ziyaretlerini gizli tutuyordu. Sonraları sıkılmaktan ve gizlemekten vazgeçti. Artık yeni ahbaplarının evinde bulunduğu zamanlar kendini rahat hissediyor, ne başkalarının ne de zaten pek şen olmayan kendi evinin dört duvarı arasını özlemiyordu. Madame Fritzsche eskisi gibi nezaketsiz ve soğuk davranmaya devam ettiği halde Ergunov'un üzerinde artık fazla ve nahoş bir tesir bırakmıyordu.'' Bayan Fritçe gibi serveti olmayan kimseler, misafirlerinin daima eli açık olmasını isterler ve buna bilhassa kıymet verirler. Kuzma Basilyevic ise pek eli açık değildi. Hediye olarak daha ziyade kuru üzüm, fındık ve pasta götürmeyi tercih ederdi. Yalnız bir defa kendi tabiriyle iflası göze alarak Emilya'ya hakiki Fransız kumaşından pembe ve hafif bir omuz atkısı hediye edebilmişti. Emilya ise daha o akşam bu hediyeyi mum alevine kaptırmıştı. Ergunov biraz nasihat vermek isteyince de atkıyı kedinin kuyruğuna bağlamıştı. Kuzma Vasilievich'in bu harekete kızdığını görünce yüzüne karşı şakrak bir kahkaha savurmuştu. Bu vaziyet karşısında Üsteğmen bu rigalı bayanların saygısını değil, itimat ve samimiyetini bile kazanamamış olduğunu kendi kendine itiraf ve kabul etmeye mecbur kalmıştı. Rigalı bayanlar Önce etrafı gözden geçirmeden ona eve almazlardı. Bazen de kapıda bekletir veya hiç sıkılmadan eve kabul etmeyerek gerisin geriye çevirirlerdi. Birçok zamanlarda anlamasın diye üst teğmenin yanında hep Almanca konuşurlardı. Emilia kendi hareketleri hakkında ona hiç hesap ve izahat vermezdi. Ergunov'un birçok suallerine de yarım yamalak cevap verir veya işitmemezlikten gelirdi. Fakat işin en mühim ciheti şuydu ki, Dışarıdan bir kulübe gibi görünen Madame Fritzsche'nin evi hakikatte hayli genişti ve evin içerisindeki bazı odalar Ergunov için daima kapalıydı. Bütün bu hallere rağmen teğmen ziyaretlerini seyrekleştirmek şöyle dursun bilakis sıklaştırmıştı. Ne de olsa eğleniyor ve insan yüzü görüyordu. Emilia'nın ona daima florestan demesi, güzel bularak beğenmesi genç subayın gururunu okşuyordu.'' Emilia'nın dediğine göre gözleri bir cennet kuşunun gözleri kadar güzelmiş. Kızın tabiriyle Almanca bir cennet kuşu gözleri gibi. 11. Bir gün yaz mevsiminin en hararetli sıralarında Ergunov bütün sabahı müteahhit ve işçilerle beraber güneşin altında geçirdikten sonra yorgun, bitkin bir halde gayet iyi tanıdığı ve alıştığı bu evin bahçe kapısına kadar gelmişti. Kapıyı çaldı, içeriye alındı kendisini salon denilen odaya dar attı. Girer girmez hemen divanın üzerine uzanı verdi. Emilia yaklaşarak ıslak alnını bir mendille kuruladı. Merhametli bir tavırla "Yavrum ne kadar da yorulmuş." dedi. "Sıcaktan ne kadar da bunalmış. Aman ya Rabbi. Hiç olmazsa yakını çöz. Yüreğin nasıl çarpıyor bilsen." Kuzma Vasilievich inler gibi "Yoruldum dostum." dedi. Sabahtan beri güneşin altında ve hep ayaktaydım. Felaket. Eve gitmek istedim. Gel gelelim. Şu hain müteahhitler bırakmadılar. Eviniz ne kadar serin. Neredeyse uyuyacağım. Peki ne duruyorsun? İstirahat et nonoşum, şekerim. Burada seni kimse rahatsız etmez. Fakat sıkılıyorum doğrusu. Amma yaptın ha. Ne diye sıkılacaksın? Rahatına bak. Ben de sana. Neydi o? Rusça ne dersiniz? Bay bay yaptıracağım. Emilia ninni söylemeye başladı. Almanca, uyu yavrucuğum uyu. Önce biraz su içsem, al sana bir bardak su. Taze, billur gibi. Biraz dur, başının altına bir yastık vereyim. Bu da sineklere karşı, diyerek Ergunov'un yüzüne bir mendil örttü. Teşekkür ederim, güzel melek. Ben azıcık kestireyim şöyle. Kuzma Vasilyeviç gözlerini kapadı ve hemen uyudu. Emilia vücudunu sağa sola sallayarak ninni söylüyor, bir taraftan da ninnisine ve hareketlerine kıs kıs gülüyordu. Ninniye devam ediyor ve söylüyordu. Almanca, uyu yavrucuğum uyu. Kendi kendine, amma da kocaman çocuğum var diye düşünüyordu. 12. Bir buçuk saat sonra üst teğmen uyandı. Uyku arasında birinin sanki kendisine dokunduğunu, üzerine eğildiğini, yüzüne yakın nefes aldığını hisseder gibi olmuştu. Elini uzatarak yüzündeki mendili sıyırdı. Emilya'yı yanında diz çökmüş gördü. Kızın yüzündeki ifade üst eğmene biraz acayip geldi. Emilya hemen yerinden fırlayarak pencereye doğru gitti ve bu sırada elinde tutmakta olduğu bir şeyi de cebine soktu. Kuzma Vasilyeviç gerildi. ''Öf, amma da uyumuşum ha!'' diyerek esnedi. Benim şeker fıra olayım. Gelsene yanıma. Emilia yaklaştı. Ergunov, çevik bir hareketle yerinden fırlayarak elini kızın cebine soktu ve küçük bir makas bulup çıkardı. Emilia gayri ihtiyari bir çığlık kopardı. Ah, her ye! Almanca, hey Allah'ım! Her ye hovadan kısaltılmıştır. Üsteğmen, mahmur bir sesle, bu makas da ne oluyor? dedi. E, makas işte. Yoksa tabanca mı zannettim? Aman, yüzün ne kadar gülünç bir bilsen. Ensendeki saçlar dimdik olmuş. Hem de hiç gülmüyorsun. Aha, hele şunun gözlerine bakın. Nasıl da şişmiş. Ah! Emilya durmadan gülüyordu. Divanın üzerinden kalkan Ergunov içerledi. Eee, yeter artık. Öyle manasız sırıtıp durma. Daha akıllıca bir şey elinden gelmiyorsa kalkıp giderim. Kızın susmadığını görünce ilave etti. Gideceğim işte. Emilia sustu. Aman yapma kal dedi. Bir daha yapmam. Yalnız saçlarımı düzeltmem lazım. Kuzma Vasilyeviç kasketini eline alarak yok canım ne olacak dedi. Kalsın gitsem daha iyi olur ya. Emilia yüzünü ekşitti. Üf ne kadar da hırçınsın dedi. İşte tam bir Rus. Bütün Ruslar hırçın oluyor. Bak işte kalkmış gidiyor. Halbuki Dün bana güya beş ruble vereceğini vaat etmişti. Bugünse bayımız bir şey vermeden gidiyor. Yanımda para yok, dedi. Allah ısmarladık. Emilia üst arkasından baktı, parmağıyla tehdit işareti yaptı. Parası yokmuş. Bakın hele neler söylüyor. Ah şu Ruslar ne yalancı. Neyse, alacağın olsun mops köpeği. Teyze, gelin size neler söyleyeceğim. Ergunov o akşam soyunurken meşin kemerinin üst kenarında aşağı yukarı 5 santimetre boyunda bir sökük gördü. Tertipli bir adam olduğu için derhal bir iğneyle iplik alarak ipliği mumladıktan sonra söküğü kendi eliyle dikti ve herhalde önemsiz gördüğü bu hadiseye fazla aldırış etmedi. 13. Ertesi günü Kuzma Vasilievich hep işleriyle meşgul oldu. Hatta öğleden sonra bile evden çıkmadı ve gece geç vakitlere kadar yüzü ter içerisinde çalıştı. Üst makama raporlar hazırlayarak temize çekti. Yazarken alfabedeki iki türlü E harfini boyuna birbirine karıştırarak imla hataları yapıyor, her fakat sözünden sonra nedense bir nida işareti koyuyor, bununla beraber kelimesinden sonra da hep noktalı virgül kullanıyordu. Ertesi sabah, Yırtık elbiseli, yalın ayak bir Yahudi çocuğu Emilya'dan üst teğmene bir mektup getirdi. Bu, Ergunov'un Emilya'dan aldığı ilk mektuptu. Emilia şöyle yazıyordu. ''Benim çok sevgili Florestan'ım, şeker bebeğine bu kadar mı kızdın ki dün gelmedin? Senin şu şen şakrak Emilia'nın ağlamasını istemiyorsan ona kızma ve bu akşam saat beşte mutlaka gel. Gelirsen çok sevineceğim, çok sevineceğim. Sevgilin Emilia.'' Mektupta saati gösteren beş rakama etrafına çift defne dalı çizilmişti. Ergunov, sevgilisinin mektup yazma bilgisine için için güldü ve Yahudi çocuğuna birkaç kuruş vererek geleceğini söyledi. 14. Kuzma Vasilyeviç sözünde durdu. Daha saat beşe gelmeden Madame Fritje'nin bahçe kapısı önündeydi. Emilya'yı evde bulamayınca hayret etti. Üst teymini, Asıl ev sahibi kadın karşılamıştı ve nasıl olduysa ihtiyar kadın bu defa bir reverans bile yaparak Emilia'nın önceden tahmin edilemeyen bazı sebeplerle çıktığını fakat biraz sonra döneceğini söyledi. Beklemesini rica etti. Bayan Fritzsche temiz bir dantelli başlık giymişti. Gülümseyerek kandırıcı bir ahenkle konuşuyor, asık yüzüne sevimli bir ifade vermeye yelteniyordu. Fakat yüzü bu çabalamalardan bir şey kazanmadığı gibi daha da haince bir ifade almıştı. Ergunov'a bir koltuk yanaştırarak bir taraftan da hep ''Lütfen oturun'' diyordu. ''Müsaadenizle size bazı şeyler ikram edeyim.'' Madame Fritzsche bir reverans daha yaptıktan sonra odadan çıktı, biraz geçince küçük bir demir tepsi üzerine konmuş bir tas çikolatayla döndü. Çikolata oldukça kötüydü. Fakat Ergunov gene de bütün tası zevkle içti. Bu ilhamın Madame Fritçe'ye nereden geldiğini bir türlü anlayamıyor ve bu işe bir mana veremiyordu. Emilya ise hala gelmemişti. Üst eğmenin canı sıkılmış ve sabrı tükenmeye başlamıştı. Birdenbire duvarın arkasından gitar sesleri işitildi. Nameler birbirini takip ediyor, gittikçe daha gür ve daha dolgun bir ahenkle etrafa yayılıyordu. Kuzma Vasilyeviç hayretle dinliyordu. Emilya'nın ancak üç teli kalmış bir gitarı vardı. Noksan telleri henüz takılmamıştı. Hem Emilia zaten evde yoktu. Şu halde gitarı çalan kimdi? Gitar sesi tekrar ve odanın içerisindeymiş gibi canlandı. Ergunov dönüp baktı ve az kalsın hayretten bağıracaktı. Karşısında hiç tanımadığı acayip bir mahluk duruyordu. O güne kadar büyük dolabın gizlemekte olduğu kapıdan girmiş eşikte duruyordu. Bu mahluka çocuk desek çocuk değildi fakat büyümüş bir kız da denemezdi. Üstünde kenarları renkli beyaz bir elbisesi, ayaklarında topuklu kırmızı pabuçları vardı. Altın bir tokayla üstten tutturulmuş gür siyah saçları adeta bir pelerin gibi küçücük kafasından omuzlarına dökülerek zayıf, ince vücudunu örtmekteydi. Koyu siyah gözleri yumuşak gür saçlarının gölgesi içerisinden parlıyordu. Bilezik ve yüzüklerle alabildiğine süslenmiş çıplak esmer kollarında bir gitar tutuyordu. Saçlarının gölgesinde kalmış ufacık yüzü hemen hemen görünmüyor gibiydi. Yalnız al dudaklarıyla burnu fark edilebiliyordu. Ergunov olduğu yerde dona kalmış, bu acayip mahluku sabit nazarlarla uzun uzun seyretmişti. Kız da aynı şekilde gözlerini kırpmadan üst eğmene bakıyordu. İlk şaşkınlığı biraz geçtikten sonra Kuzma Vasilyeviç yavaş yavaş kıza yaklaştı. Esmer yüzlü kız gülümsedi, beyaz, parlak dişlerini gösterdi. Yavaşça başını kaldırarak kıvırcık saçlarını hafifçe salladı. Kızın ince, keskin atlarındaki güzellik derhal göze çarpıyordu. Ergunov kendi kendine ''Bu şeytancık da nereden çıktı böyle?'' diye düşündü. Biraz daha sokularak yavaşça ''Bebek, hey bebecik, siz kimsiniz?'' dedi. Bebecik iki adım geriledi. Yabancı bir şive ve bozuk bir Rusça ile sözleri yanlış telaffuz ederek biraz kısık bir sesle konuştu. ''Buraya gel, buraya gel.'' dedi. Kuzma Vasilyeviç kızı takip ederek kapıdan çıktı. Duvarları tabanı kalın deve yünü halılarıyla döşeli ufacık penceresiz bir odaya girdi. Burnuna gayet keskin bir mis kokusu geldi. Türk tarzında alçak bir sedirin yanında duran yuvarlak masa üzerinde iki sarı mum yanıyordu. Köşede... İpek şeritlerle işlenmiş tül cibinlik altında küçük bir karyola duruyordu. Baş ucunda kırmızı püsküllü, uzun, kehribar bir tesbih asılıydı. Ergunov sualini tekrarladı. Fakat müsaade buyurun. Siz kimsiniz? Emilia'nın kız kardeşiyim. Onun kız kardeşi misiniz? Burada mı oturuyorsunuz? Evet, evet. Üsteğmen bebeğe dokunmak istedi. Bebek kaçtı. Peki Öyleyse Emilia neden bana sizden hiç bahsetmedi? Çünkü olmazdı. Şu halde siz gizleniyor, saklanıyorsunuz demek. Evet. Bunun bir sebebi de var mı? Var, var. Ergunoğ bebeğe tekrar dokunmak istedi. Bebek bu defa da geriledi. Demek bunun için sizi şimdiye kadar görmemişim. Doğrusunu isterseniz varlığınızdan bile haberim yoktu. Şu ihtiyar adam sizin de mi teyzeniz oluyor? Evet, teyzem. Hmm. Siz iyi Rusça bilmiyorsunuz galiba. İsminizi sorabilir miyim? Kolibri. Ne dediniz? Kolibri. Kolibri mi? Çok acayip bir isim doğrusu. Hatırımda kaldığına göre Afrika'da böyle bir böcek vardır. 15. Kolibri boğazına bir şey kaçmış gibi acayip bir gülüşle kesik kesik güldü. Sonra başını salladı. Gözlerini etrafa gezdirdi. Gitarını masaya bıraktı ve çevik bir hareketle gidip kapıyı kapadı. Kızın bütün hareketleri bir kertenkele gibi belirsiz fakat çevik ve canlıydı. Çok uzun saçları ta dizlerine kadar sarkıyor, dizlerini geçiyordu bile. Ergunov merak etti. "Kapıyı niye kapadınız?" Kolibri parmağını dudaklarına götürdü. "Emilia için. O gelmemeli." Burada bulunmasına lüzum yok. Kuzma Vasilyeviç kurnazca gülümsedi. Sakın kıskanmış olmayasınız. Ne? Ergunov izah etti. Ah, evet. Ya, demek öyle. Çok şeref verdiniz bana. Yaşınız kaç? On yedi. On yedi mi dediniz? Evet. Üsteğmen karşısındaki acayip mahluka bir daha dikkatle baktı, sesine dokunaklı bir eda vererek, ''Ne kadar da güzelsiniz.'' dedi. ''Bir harikasınız siz. Ne saçlar, hele şu gözler, ya şu kaşlar. Harika.'' Kolibri tekrar güldü. Muhteşem saçlarını salladı. ''Evet, güzelim ben.'' dedi. ''Otursanıza, ben de oturacağım. Hatta yanınıza oturacağım.'' ''Buyurun, buyurun. Fakat anlamıyorum doğrusu. Emilia ile nasıl kardeş oluyorsunuz? Aranızda hiç benzerlik yok. Hayır, ben kız kardeşi değil. Neydi o? Kuziniyim. Buyurun, size bir çiçek takdim edeyim. Güzel kokulu bir çiçek. Kız belinden beyaz bir leylak çıkardı, kokladı, bir yaprağını ısırdı ve çiçeği üst uzattı. Sonra sözü değiştirdi. ''Reçel ister misiniz?'' dedi. ''Çok iyi reçel. İstanbul'dan gelmiştir.'' Güzel şerbeti olur. Kolibri küçük dolaptan pullarla süslü, al renkte, ipeğe sarılmış yaldızlı bir kavanoz, gümüş bir kaşık, su dolu ve işlenmiş kristalden ufak bir sürahiyle aynı cinsten küçük bir kadeh çıkardı. Şerbetten buyurmaz mısınız? Çok nefis. Size şarkı da söyleyeceğim. Arzu eder misiniz? dedi, gitarı eline aldı. Ergunov gerçekten çok nefis bulduğu reçelden bir kaşık aldı. ''Şarkı söyler misiniz?'' diye sordu. ''Söylerim.'' Kız örgülü saçlarını geriye attı, başını yana eğdi, gözlerini parmaklarının uçlarına ve gitarın sapına dikerek akort yapmaya başladı. Sonra birdenbire vücuduna uygun düşmeyen gür, boğazdan gelen hoş bir sesle şarkı söylemeye başladı. Bu seste üst bir nevi yabanilik fark etmişti. Kendi kendine mırıldandı. Ah benim küçük kedim. Kız, Rus şarkılarına hiç benzemeyen hüzünlü bir şarkıyı Ergunov'un anlamadığı bir dilde söylüyordu. Kuzma Vasilyevich'in anlattığına göre bu şarkının sözleri arasında sık sık ka, ga gibi heceler geçiyormuş. Şarkının sonunda kolibri, sintamar veya sinsimar gibi bir şeyler söyledi ve elini şakağına dayayarak içini çekti, gitarı dizlerinin üzerine bıraktı. Sonra Yüzünü Ergunov'a çevirerek, ''Beğendiniz mi?'' diye sordu. ''Daha ister misiniz?'' Genç subay, ''Büyük bir memnuniyetle'' dedi. ''Yalnız yüzünüz niçin öyle birdenbire değişti? Hüzünlü görünüyorsunuz. Hadi siz de biraz reçel yiyin. Hayır, ben istemem. Siz yiyin. Ben biraz daha şarkı söyleyeceğim. Bu defaki daha şen bir şarkı.'' Kolibri gene o anlaşılmayan dilde oyun havasına benzer bir şarkı tutturdu. Ergunov boğazdan gelen nameleri bir daha dinledi. Kızın esmer parmakları koşuşan örümcekler gibi hızla tellerin üzerinde kayıyordu. Bu şarkıda bitince kolibri handa veya hassa gibi şeyler haykırdı. Gözleri parlayarak masaya bir yumruk indirdi. 16. Ergunov bir sis içerisine düşmüş gibiydi. Nedense başı dönüyordu. Bütün bu hadiseler çok ani olmuştu. Bir taraftan da şu koku, şarkı, vanilyalı reçel, gündüz olduğu halde yakılan mumlar. Öbür taraftan da kolibri, parlak saçlarının hışırdatarak kendisine gittikçe daha çok sokuluyordu. Vücudu sıcacıktı. Yüzünde derin bir hüzün okunuyordu. Üst üzerine tuhaf bir hal çökmüştü. Kolibriye bakarak adeta bir su perisi, diye düşündü. Cicim, hele söyleyeyim bakalım. Bugün beni neden böyle ansızın çağırdınız? Çünkü gençsiniz, güzelsiniz, böylelerini severim. Ya, demek öyle. Fakat bu işe Emilia ne der acaba? Bana mektup yazmıştı. Şimdi neredeyse gelir. Ona bir şey söylemeyin. Felaket olur, öldürür beni. Kuzma Vasilievich güldü. Emilia bu kadar hırçın mıdır? Kolibri ciddiyetle birkaç defa başını salladı. Madam Fritçe bir şey değildir. Hiç 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 anladınız mı bay subay? Kolibri ifadesindeki noksanlığı tamamlamak için eliyle alnına vurdu. Demek bu bir sır öyle mi? Evet, evet. Peki, öyle olsun. Emilya'ya tek bir kelime bile söylemem. Ancak buna karşılık beni öpmelisin. Hayır, hayır. Sonra ayrılacağın zaman. Kuzma Vasilievich kıza doğru eğilerek, yok daha neler, dedi. Fakat Kolibri yavaşça çekildi, biraz sonra da bastırılmış fidan gibi tekrar doğruldu. Ergunov kıza bakarak, hele bak, dedi, ne kadar da hırçın, insafsız. Kolibri birdenbire düşünceli bir hal aldı ve yüzünü üst değmene çevirerek baktı. Tam bu sırada Evin içerisinde üç defa muntazam fasılalı boğuk darbeler işitildi. Kolibri yüksek sesle güldü. Bugün olmaz. Yarın. Yarın gel. Saat kaçta? Akşam saat yedide. Emilia'yı ne yapalım? Emilia bulunmayacak. Öyle mi zannediyorsun? Eh, öyle olsun. Fakat yarın bana bir şey söyleyeceksin. Ne? Sorarken kolibrinin yüzünde daima çocukça bir ifade beliriyordu. Benden bu kadar uzun zaman neye saklandığını söyleyeceksin. Peki, peki. Yarın her istediğin olacak. Son olarak, bak sana hediye de getireceğim. Hayır, istemem. Niçin istemiyorsun? Görüyorum ki süslenmeyi seviyorsun. İstemem. Bak, bu, 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 bunların hepsi benim. Hiçbiri de hediye değildir. Hediye kabul etmiyorum. Böyle söylerken kız üzerindeki elbiseyi, bileziklerini, çeşitli yüzüklerini ve daha nesi varsa hepsini birer birer göstermişti. Peki, nasıl istersen? Eh, şimdi gideyim artık. Gitmemi istiyorsun değil mi? Evet. Ergunov kalktı, kolibri de kalktı. Allah asmanladık, cici bebek. Öpücük ne zaman?'' Kolibri birdenbire bütün hafifliğiyle zıpladı ve iki kolunu genç subayın boynuna sararak gagalayan bir kuş hareketiyle onu dudaklarından öptü. Teğmen mukabele etmek isterken kolibri ani bir hareketle elinden sıyrıldı ve kaçıp sedirin arkasına geçti. Ergunov biraz sıkılgan bir tavırla ''Demek yarın saat yedide'' dedi. Kız ''Evet'' der gibi başını salladı, sonra parmakları arasına sıkıştırmış olduğu bir bukle saçını sivri dişiyle ısırdı. Üsteğmen eliyle veda işareti yaparak çıktı ve kapıyı kapattı. Dışarıdan kolibri'nin kapıya koştuğunu fark etti. Kilit içerisinde dönen bir anahtar gıcırtısı işitildi. 17. Bayan Fritçe'nin misafir odasında kimseler yoktu. Kuzma Vasilyeviç hemen dönerek hole çıktı. Emilya ile yüz yüze gelmek istemiyordu. Eşikte karşılaştığı ev sahibi kadın her zamanki yapmacık sinsi tavrıyla ''Aa, niçin çıktınız Bay Üsteğmen?'' dedi. ''Emilya'yı beklemeyecek misiniz?'' Ergunov kasketini giydi. ''Şunu arz edeyim ki bayan, bekleyecek vaktim yok. Hatta belki yarım bile gelmem. Lütfen öyle söylersiniz.'' ''Peki, söylerim. Gücenmediniz değil mi Bay Üsteğmen?'' ''Hayır, gücenmedim.'' ''İyi öyleyse. Özür dileriz.'' Allah asmarladık. Ergunov eve dönünce yatağına uzandı ve düşünceye daldı. Bu işlere çok hayret ediyordu. Birkaç defa kendi kendine söylendi. Nedir bu başıma gelenler? Emilia ona niçin yazmıştı? Sonra da randevu verdiği halde bulunmamıştı. Ergunov, Emilia'nın mektubunu çıkardı, elinde evirdi, çevirdi, kokladı. Mektup, tütün kokuyordu. Bir yerinde de silinti ve düzeltme vardı. Önce erkek ağzından ağlamasını yazılmışken bu kelime silinmiş, yerine kadın ağzından yazılarak gramer hatası düzeltilmişti. Bundan nasıl bir mana çıkarılabilirdi? İhtiyar kadının da bir şey bilmemesine imkan var mıydı? Ya öteki esmer kız? Kimdi acaba? Evet, kimdi? O sihirli kolibri, o bebek ve oyuncak gibi kız, üst bir türlü aklından çıkmıyordu. Sabırsızlıkla ertesi günü bekliyordu. Aynı zamanda bu oyuncak ve bebek kızdan korkuyordu da. 18. Ertesi gün öğle yemeğinden önce Ergunov çarşıya çıktı ve yırtınarak pazarlık yaptıktan sonra kadife kurdeliğe geçirilmiş ufacık bir altın haç satın aldı. Şöyle düşünüyordu: Kolibri hediye istemediğini söylüyor ama böyle sözlerin ne demek olduğunu biliriz. Sonra Kolibri'de menfaat düşüncesi olmasa bile Emilya'ya verebilirim. Kabul etmekten ezülünde bulunur elbet. Nikoloya beldesinin yeni Don Juan'ı böyle düşünürken, hakiki ve eski Don Juan'ın insanlarda nasıl bir hatıra, nasıl bir iz bırakıp gittiğini belki de hiç aklına getirmiyordu. Akşam saat altıda Kuzma Vasilyevich önce temiz bir tıraş oldu, sonra tanıdığı berbere haber göndererek eve çağırdı. Saçlarını bolca bir yantin sürdükten sonra kıvırttı, kâkül yaptırttı. Bu işi büyük bir titizlikle yapan berber, saçları kıvırmak için hiç acımadan bol miktarda miri kağıt sarf etmişti. Bu da bittikten sonra, üst teğmen yeni dikilmiş üniformasını giyerek, eline bir çift yeni güderi eldiven aldı, biraz da koku sürünüp evden çıktı. Ergunov bu defa çok özenerek giyinmişti. Eskiden, Şeker bebek, Emilia ile buluşmaya giderken giyinişine bu kadar önem vermezdi. Bunun sebebi kolibriyi Emilia'dan daha çok beğenmiş olması değildi. Oyuncak dediği Kolibri'de acayip, esrarlı bir hal vardı ve bu kızın hali üst biraz uyuşukça hayalini bile gıcıklıyordu. 19. Madame Pritchett Ergunov'u gene bir gün evvelki gibi kabul etti ve önceden hazırlanmış yalan üzerinde durarak Emilia'nın biraz sokağa çıktığını ve üst eğmenin biraz beklemesini rica ettiğini söyledi. Ergunov pekala der gibi başını salladı ve bir sandalyeye oturdu. Madame Fritzsche tekrar gülümsedi. Yani sadece sarı dişlerini gösterdi ve bu defa çikolata ikram etmeden odadan çıktı. Ergunov gözlerini hemen o esrarlı kapıya dikti. Kapı kapalıydı. Geldiğini haber vermek için bir iki defa öksürdü. Kapı hiç kımıldamadı. Nefesini keserek kulak kabarttı. Ufacık bir gürültü veya hışırtı bile yoktu. Etrafta her şey ölmüş gibiydi. Üst kalktı, parmak uçlarına basarak kapıya yaklaştı, boş yere parmaklarıyla yokladıktan sonra diziyle itti. Fakat ne afile. Eğilerek birkaç defa ''Kolibri, kolibri'' diye seslendi. ''Kolibri, cici bebek'' kimse ses vermedi. Kuzma Vasilyeviç doğruldu, ceketini aşağı çekerek düzeltti ve olduğu yerde biraz bekledikten sonra sert adımlarla pencereye yaklaştı, parmaklarıyla camları vurmaya başladı. Hırçın ve hiddetliydi. Bu haller askerlik şerefine dokunmuştu. Kendi kendine söylendi. Bu ne saçma iş böyle. Beni kim zannediyorlar? Madem ki böyle, kapıyı yumrukla çalarım. Birisi cevap vermeye mecbur olur elbet. Hiç olmazsa şu koca karı işitir belki.'' Eh, ne yapalım? Günah benden gitti. Ergunov sert bir hareketle ökçeleri üzerinde döndü. Esrarlı kapı yarıya kadar açılmıştı. 20. Ergunov ayaklarının ucuna basarak hemen gizli odaya girdi. Kolibri geniş kırmızı kuşaklı bir elbise giymiş sedirin üzerine uzanmıştı. Yüzünün alt kısmını yaşmakla kapamıştı. Sessiz sessiz fakat candan gülüyordu. Kız bu defa saçlarını toplamış, iki uzun ve sık örgü yapmış, aralarına da kırmızı kurdeleler geçirmişti. Birbiri üzerine attığı küçücük ayaklarını bir gün evvelki kırmızı pabuçlar süslüyordu. Bu minicik ayaklar çıplacıktı. Fakat uzaktan bakanlar koyu renkte ipek çorap giymiş zannedebilirlerdi. Sedir bir gün evvelkinden daha farklı yerleştirilmiş ve duvara yanaştırılmıştı. Masa üzerinde Çin işi bir tepsi içinde şişkin karınlı bir kahve demliği duruyordu. Onun yanında da işlenmiş bir şekerlikle iki tane mavi fafur fincan vardı. Gitar da biraz ötede duruyordu. Kokulu bir mumdan ince sütun halinde mavim tırak bir duman yükseliyordu. Ergunov sedire yaklaşarak kolibrinin üzerine eğildi. Fakat henüz ağzını açmaya fırsat bulmadan kolibri elini uzattı, küçük ve sert parmaklarını üst heymenin saçları arasına daldırdı ve bu kadar özenerek yaptırmış olduğu saç tuvaletini bir anda karma karışık etti. Üstelik bir de hiç durmadan gülüyordu. Bu teklifsizce muameleden pek memnun olmayan Kuzma Vasilyeviç, ''Ah seni yaramaz, ne yaptın böyle?'' diye bağırdı. Kolibri yüzündeki yaşma açtı. ''Öyle iyi değildi, şimdi daha iyi.'' dedi. Sonra sedirin bir tarafına çekilerek bağdaş kurdu. Kuzma Vasilyeviç'e döndü. ''Oturun, şuraya oturun.'' Ergunov kızın gösterdiği yere oturdu. Her ikisi de biraz sustular. Ergunov sitem ederek ''Neye kaçıyorsun?'' dedi. ''Yoksa benden korkuyor musun?'' Kolibri vücudunu simit şeklinde kıvırarak yan yan baktı. Ergunov nasihat verir gibi ''Benden ürkmemelisin'' dedi. ''Hem dün beni öpeceğini söylemiştin. Unutmamışsındır herhalde.'' Kolibri iki dizini de ellerine alarak başını dizlerine dayadı ve ses çıkarmadan baktı. ''Unutmadım. Öyleyse sözünü tutmalısın.'' ''Evet, tutmalıyım.'' Şu halde Ergunov kıza sokuldu. Kolibri dizlerinin arasına sıkıştırmış olduğu saçlarını bıraktı ve bir örgüsüyle üst teğmenin eline vurdu. ''Uslu oturun bayım.'' dedi. Ergunov biraz mahcup olmuştu. Kendi kendine söylendi. ''Şu haydut kızın ne de güzel gözleri var.'' Kolibri bir kuş gibi boynunu ileriye uzattı. Etrafı dinliyordu. Kuzma Vasilievich endişe etti. ''Emilya mı geliyor?'' ''Hayır.'' ''Yoksa başka birisi mi?'' Kolibri omuz sikti. ''Sen bir şey mi işittin?'' ''Hayır, işitmedim.'' Kolibri, tıpkı kuşlar gibi küçük ve beyziği kapasını, ortadan ikiye ayrılmış saç örgüleriyle ve ensesi üzerine toplanmış kısa, kıvırcık bukleleriyle birlikte arkaya attı, vücudunu gene aynı şekilde kıvırdı. ''Bir şey yok.'' dedi. ''Yok mu?'' ''Öyleyse ben şimdi.'' diyerek, Kolibriye doğru uzandı. Fakat elini derhal geri çekti. Parmağının ucunda bir damla kan belirmişti. Elini silkerek, ''Bu da ne münasebetsizlik böyle? Nedir bu toplu iğneler? Ne biçim şeytan iğnesi bu? Akrep kancası. Hatta bir hançer gibi. Evet, evet, bu bir eşek arısı iğnesi. Sen de bir arısın, arı. Anladın mı?'' Gözü Kolibri'nin yavaşcacık beline taktığı iğnedeydi. Kolibri'nin arıyla mukayese edilmekten hoşlanmış olduğu anlaşılıyordu. İnce bir kahkaha attı, bir taraftan da söyleniyordu. ''Ya, ben insanı böyle sokarım işte.'' Ergunov kıza bakarken düşünüyordu. Güldüğü halde, ''Yüzünde keder var.'' Sonra Kolibri'ye döndü. ''Bak sana ne göstereceğim.'' ''Ne?'' ''Niçin?'' Ne kelimesini öyle bir tuhaf söylüyorsun? Yoksa Polonyalı mısın? Ni, ni. Ergunov getirdiği hediyeyi çıkararak elinde oynattı. Bak, güzel bir şey. Kolibri kayıtsız kayıtsız baktı. Ah, bir haç. Biz takmayız. Nasıl? Haç takmaz mısınız? Yoksa Yahudi misin, nesin? Kolibri söylediklerini tekrar ederek omzundan geriye doğru baktı. ''Hayır, taşımayız.'' dedi ve hemen ilave etti. ''Bir şarkı daha arzu eder misiniz? Size şarkı söyleyeyim.'' Ergunov, haçı ceketinin cebine koydu ve etrafına bakındı. Duvarın arkasından hafif bir gürültü işitir gibi olmuştu. ''Acaba nedir?'' diye mırıldandı. Kolibri telaşla cevap verdi. ''Fare, fare.'' Birdenbire üst hiç beklenmediği bir anda kıvrak ve düzgün elleriyle başını yakaladı. Kesik bir buğse genç subayın yanağını yaktı. Sanki bir kor parçası yapışmıştı yüzüne. Ergunov kolibriyi kucaklayıp sıktı. Fakat kız bir yılan gibi sıyrılıp ayağa kalktı. Zaten vücudu yılandan biraz kalıncaydı. Kız çok yavaş bir sesle ''Biraz dur, önce kahve içelim.'' dedi. Yok canım, kahve ne oluyor? Sonra içeriz. Hayır, şimdi içelim. Şimdi sıcak, soğumadan içmeli. Kolibri kahve demleyeni sapından tutarak kaldırdı. Kahve, örülmüş ince bir şerit gibi akıyordu. Kolibri başın omzuna eğmiş kahvenin akışını seyrediyordu. Al, şeker koy da iç. Ben de içeceğim. Kuzma Vasilievich fincanına bir parça şeker attıktan sonra bir hamle değişti. Bu kahve ona pek sert ve acı geldi. Kolibri gülümseyerek bakıyordu. Kızın burun kanatçıkları hafifçe açılıp kapanıyordu. Elindeki pincanını yavaşça masanın üzerine bıraktı. Bunu gören Ergunov, sen neye içmiyorsun? diye sordu. Ben, ben ağır ağır içerim. Kuzma Vasilievich şenlenmiş ve coşmuştu. Yanıma otursana. Şimdi, yalnız önce bir şarkı söyleyeceğim. Kolibri başını eğmiş, gözlerini Ergunov'dan hiç ayırmıyordu. Gitar aldı. Ergunov: "Peki, peki, öyle olsun. Önce şarkı söyle. Hadi otursana. Söylerken dans da edeceğim. İster misin?" "Dans mı? Evet, görmek isterim. Sonra etsen olmaz mı?" "Hayır, şimdi. Hem seni çok seviyorum. Beni seviyor musun? Hele bak. Neyse, dans et de görelim. Ne anlaşılmaz kız." 21. Kolibri, masanın öbür ucuna geçerek, parmaklarını birkaç defa gitarın telleri üzerinde kaydırdı ve hayret eden Ergunov'un beklediği gibi şen ve oynak bir hava değil, ağır tempolu, monoton bir hava çalmurluk çökmüştü. Vücudunu sağa sola sallayarak, tane tane, sanki güçlükle çıkan namelere tempo tutuyordu. Kız gülmüyordu. Yüksek ve kavisli ince kaşlarını çatmıştı. Kaşları arasında belki de barut tozuyla dövülmüş ve bir şark harfine benzer mavi dövme işareti görülüyordu. Kalibri gözlerini yarı yarıya kapatmıştı. Fakat çatık kaşları altından parlayan göz bebekleri gene eskisi gibi ısrarla üst teğmene bakıyordu. Ergunov da gözlerini kızın harikulade güzel ve haşin gözlerinden, esmer ve gittikçe hararetlenen yüzünden, yarı açık duran sabit dudaklarından, bir çift yılan gibi başından iki tarafa sarkan saçlarından bir türlü ayıramıyordu. Kolibri yerini değiştirmeden iki yana sallanmaya devam ediyor, yalnız ayaklarını hafifçe oynatıyor, bazen uçlarını, bazen de ökçelerini kaldırıp indiriyordu. Bir defasında da Birden hızla dönerek, incecik sesiyle bağırmış ve gitarını havaya kaldırmıştı. Sonra tekrar monoton tempolu raksla aynı ahenkte bir şarkıya başlamıştı. Ergunov rahatça divanın üzerine oturmuş, kolibriyi seyrede almıştı. Üsteğmenin üzerine çok acayip, tuhaf bir hal gelmişti. Serbestlemiş, hafiflemiş gibiydi ve hatta fazla bir hafiflik içerisindeydi. Kendi vücudunu bile hissedemiyor, sular içerisinde akıp gidiyordu sanki. Sırtı karıncalanıyor, bir nevi uyuşukluk ayaklarına kadar yayılıyordu. Gözlerine, dudaklarına bir mahmurluk çökmüştü. Kendini çok mesut hissediyor, etraftaki sesleri bir ninni gibi dinliyordu. İçinde hiçbir arzu kalmamış, bir şey düşünmüyordu. Emilia'nın vaktiyle dediği gibi, bay bay yapıyor gibiydi. Ara sıra kendi kendine, cici bebeğim diye mırıldanıyordu. Bebeğin yüzü bazen gözlerinin önünden kayboluyor, siliniyor, sonra tekrar beliriyordu. Ergunov bu halini düşünerek kendi kendine ''Pana neler oluyor acaba?'' diye soruyordu. Sualine yine kendisi cevap veriyordu. ''Şu kokulu dumandan olsa gerek.'' diye kendini avutuyordu. Biraz sonra tekrar ninni sesi işitiyordu. Birisi de sanki kulağına eğilmiş ona çok güzel sözler söylüyordu. Nedense söyleyen sözlerini bitirmiyor, hep yarıda bırakıyordu. Birdenbire, Karşısındaki cici bebeğin gözleri büyüdü, büyüdü, bir köprü kemeri kadar oldu. Gitar yere yuvarlandı ve çok uzak ülkelerden ses getirdi. Yakın ve çok samimi bir dostu da bu sırada arkasına geçmiş, kravatını düzeltiyor ve kendisini gayet zarif fakat sıkı bir surette kucaklıyordu. Tam kargısında kambur bir burun, gür bıyıkları ve kolunda üç düğmesi olan bir adam görünüp kayboluyordu. Bu adamın gözleri yerinden kayarak bıyıklarının yerine geçiyor, bıyıkları da gözlerin yerine geliyordu. Bu burun aynı zamanda yana çarpıktı. Fakat Ergunov bütün bu hallere hiç hayret etmiyor, hepsini gayet tabii görüyordu. Gittikçe büyüyen bu burunla bir aralık konuşmak istemişti ve neredeyse ''Hoş geldin kardeşim Grigori'' diyecekti. Fakat bu fikirden nedense vazgeçmiş ve bu defa Kolibri ile evlenmek üzere İstanbul'a gitmeyi tercih etmişti. Çünkü Kolibri bir Türk kızıydı ve padişah Ergunov'un da Türklüğe kabulünü ferman buyurmuştu. 22. Bu sırada karşısında bir küçük kayık görmüştü. Binmek istediği zaman ayağa kaymış ve bu beceriksiz hareketi yüzünden vücudu haylice ezilmiş bir müddet nerede bulunduğunu bilememişti. Fakat sonradan kendini toparlayarak kayıya oturmuş ve çok büyük bir nehir boyunca yüzmeye başlamıştı. Bu nehrin ismi de Zamanlar Nehri'ymiş. Nikolayev şehrindeki okulun duvarındaki haritadan başlayarak ta İstanbul'a kadar akıyormuş. Büyük bir zevkle bu nehirde yüzerken bir sürü karabatak kuşu görmüştü. Sürü halinde gezen kuşlar onu yakına sokmuyorlar, hemen suya dalarak pembe lekeler halinde kayboluyorlardı. Kolibri de kendisiyle beraber kayıktaydı. Fakat sıcaktan korunmak için sonradan kayığın altına girmiş, ara sıra kayığın dibini yumrukluyordu. İşte nihayet İstanbul gözüktü. Evler olması gerektiği gibi Tirol şapkası biçiminde yapılmış. Türklerin yüzleri genişçe vakarlı. Bu yüzlere uzun uzun bakmaya gelmez. Çünkü hemen iddetlenir, ekşir ve birdenbire eriyen kar gibi ortadan kayboluverirler. Na, işte. Kolibri ile beraber oturacağı sarayda şuracıkta. Orada her şey mükemmeldir, tertiplidir. Duvarlar, generallere mahsus sırmalarla işlenmiş. Her tarafa saçaklı apoletler asılmış. Köşelerde borazanlar boru öttürüyor. Sarayın salonuna doğruca kayıkla girilebiliyor. Salonun bir köşesine gayet tabidir ki Muhammed Resul'ün büyük bir portresi asılmıştır. Kolibri hep koşarak odadan odaya geçiyor, arkasından sarkan saçları yerlerde sürünüyor.'' Fakat kız hiç dönüp geriye bakmak istemiyor ve gittikçe de küçülüyor. Şimdi o artık kolibri değil, ceketli bir erkek çocuğudur. Kendisi de bu çocuğa öğretmen olarak verilmiştir ve çocukla birlikte bir teleskobun içerisine girmek zorunda bırakılmıştır. Teleskopta gittikçe daralıyor, daralıyor. Öyle ki artık ne ileriye ne de geriye kımıldamak imkanı bile kalmıyor. Nefes alınamıyor. Sırtının üzerine bir şeyler düşüyor. Ağzına toprak doluyor. 23. Kuzma Vasilyeviç Ergunov gözlerini açtı. Ortalık sessiz, aydınlık. Sirke ve nane kokusu hissolunuyor. Üzerinde ve yan taraflarında beyaz bir şeyler var. Dikkatle baktı. Yatak üzerine gerilmiş bir cibinlik. Başını kaldırmak istedi, kaldıramadı. Elini oynatmak istedi, Gene olmadı. Bu ne demekti? Gözlerini aşağıya doğru kaydırdı. Uzun bir vücut uzanmış yatıyor. Üzerine kenarı kahverengi çizgili sarı yün battaniye örtülmüş. Biraz daha dikkat edince bunun kendi vücudu olduğunu anlamaya başladı. Seslenmek istedi, sesi çıkmadı. Bütün kuvvetini toplayarak tekrar seslenmeye çalıştı. Göğsünden boğuk bir inilti çıktı. Ağır adımlar duyuldu. Saçları kırlaşmış ve yamalı kaput giymiş bir harp malulü yanında durmuş ona bakıyordu. Kuzma Vasilievich gözlerini kaldırdı ve sesini çıkarmadan harp malulüne baktı. Dudaklarına büyük, kalaylı bir maşrapa dayadılar. Soğuk suyu kana kana içti. Dili çözülmeye başladı. Neredeyim ben? dedi. Üniformalı adam hafif sesle "Eh, yaşayacak." dedi. Sonra sesini biraz yükselterek Ergunov'a ''Hastanedesiniz'' dedi. ''Fakat istirahat buyurun ve konuşmayın. Sizin için zararlıdır.'' Üsteğmen hayretler içerisindeydi. Yeniden daldı. Ertesi sabah doktor geldi. Ergunov daha iyiceydi. Doktor kendisini tebrik etti ve başındaki sargının değiştirilmesi için emirler verdi. ''Nasıl? Başımda sargı mı? Başımda bir şey mi var?'' Doktor, üsteğmenin sözünü kesti. Konuşmayın ve rahatsız olmayınız. Uslu uslu yatarak Ulu Tanrı'ya şükrediniz. Poplevkin: Baksana kompresler nerede? Ya üzerimde taşıdığım ordu parası nerede? Ne oldu? Eyvah tekrar sayıklamaya başladı. Poplevkin: Fazlaca buz getirin. 24. Bir hafta daha geçti. Ergunov o kadar iyileşmişti ki doktorlar başından geçenleri kendisine anlatmakta bir mahzur görmediler. Ergunov şunları öğrendi. Madame Fritzsche'nin evine son olarak 16 Haziran akşamı saat 7'de gitmişti. Aşağı yukarı 24 saat sonra 17 Haziran öğleye doğru bir çoban kendisini şehrin 2 kilometre kadar ötesinde Büyük Herson yolunun yakınındaki bir derenin içinde kapısı yarılmış, boynunda mor izler baygın bir halde bulmuştu. Resmi ceketi, altındaki yeleği çözülmüş, bütün cepleri tersine çevrilmişti. Meçi kasketi yoktu ve belindeki meşin kemer içerisindeki paralarla birlikte alınmıştı. Ezilmiş otlar üzerindeki izlere, kum ve topraktaki geniş çizgilere bakılınca, zavallı üsteğmenin sürüklenerek dereye getirildiği ve sonra başına baltayla değil, kılıçla veya daha çok muhtemel olarak kendi meçiyle bir darbe indirildiği anlaşılıyordu. Yoldan başlayan izler boyunca tek bir damla kana tesadüf edilmiyordu. Fakat yattığı yerde başının etrafında büyüyecek bir kan birikintisi vardı. Hiç şüphesiz soyguncular onu önce içirmişler ve sonra boğmak teşebbüsünde bulunduktan başka gece şehir dışına götürerek dere içinde bir de başını yarmışlardı. Kuzma Vasilyeviç gerçekten demir gibi sağlam bünyesiyle ölüme meydan okumuştu. Beş hafta sonra 22 Temmuz'da ancak kendine gelebilmişti. 25. Ergunov başından geçenleri derhal üst makama bildirdi. Hadiseyi hem sözle hem de yazıyla izah ederek Madame Fritzce'nin adresini verdi. Derhale ve koşan polisler kimseyi bulamadılar. Kuşlar yuvayı çoktan terk etmişlerdi. Evin sahibini arayıp buldular. Fakat sağır ve çok ihtiyarlamış olan bu adamdan fazla bir şey öğrenemediler. Ev sahibi başka bir mahallede oturuyordu ve bildiği tek bir şey evini dört ay evvel elinde pasaportu bulunan Şumul veya Şumulke adlı bir Yahudi karısına kiraya vermiş olmasıydı. Kirayla ilgili muameleyi karakolda kayda da geçirtmişti. Ev sahibi bildiklerini anlatıp sözünü şöyle tamamlamıştı. Bu kadının yanına gene elinde pasaportu bulunan başka bir kadın da gelmişti. Ne iş yaptıklarını bilmiyorum. Evde daha başka adamların bulunup bulunmadığından haberim yoktur. Bir aralık kapıcı veya bekçi olarak bir delikanlı görülmüştü. O da sonradan ya Odessa'ya veya Petersburg'a gitti. Yeni kapıcı ise son zamanlarda Temmuz ayının başında gelmişti. Polisten ve bekçilerden sordular. Elde edilen malumata göre Şumuki adlı kadınla birlikte asıl ismi Federica Bengel olan başka bir kadın da vardı ve her ikisi de 20 Haziran'da bilinmeyen bir yere beraberce gitmişlerdi. Çingene yüzlü ve kolu üç düğmeli esrarengiz adamla uzun saçlı esmer yabancı kızı kimse görmemişti. Ergunov, hastaneden çıktıktan sonra kendisi için bu kadar uğursuz olan evi bir daha gidip gördü. Kolibri ile konuştuğu küçük oda hala mis kokuyordu. Bu odanın gizli bir kapısı daha vardı. O zamanki ikinci ziyaretinde Sedir bu kapının yanına konmuştu ve kendisini arkadan kavrayan haydudun aynı kapıdan girdiği anlaşılıyordu. Kuzma Vasilyeviç resmi bir dilekçe vererek dava açtı. Tahkikat başladı. Türlü makamlara resmi tarih ve numaralı kağıtlar gönderildi. Bütün evrak nizami yoldan ve gereği gibi muamele gördü. İşte bununla kaldı. Suçlular denize dalmış gibi ortadan kaybolmuşlardı ve onlarla birlikte Ergunov'un üzerinde taşıdığı 1917 küsur ruble devlet parası da kısmen altın ve kısmen banknot halinde kayıplara karışmıştı. O zamanki rayice göre bu büyük bir para sayılırdı. Ergunov bu paranın bir kısmını tam 10 sene taksitle ödedi durdu. Sonunda çarın bir fermanıyla affedildi. 26. İlk zamanlar Ergunov bütün felaketi o hain şeker bebek Sukarpopşundan bilmiş ve onu elebaşı zannetmişti. Son görüştüğü gün orada divan üzerinde nasıl uyuduğunu, uyandığı zaman Emilia'yı başucunda bulduğunu, diz çökmüş olan kızın birdenbire nasıl şaşırdığını ve nihayet o akşam meşin kemerde görmüş olduğu söküğü bir bir hatırladı. Kemerdeki sökük herhalde kızın elindeki makasla açılmıştı. Ergunov hadiseyi şöyle tahmin ediyordu. Emilia meşin kemeri gördükten sonra bunu o cadaloz kadınla öteki iki şeytana haber verdi.'' Sonra el birliğiyle bir mektup yazarak beni çağırdılar. Tuzağa düşürdüler. Böylece beni temizlediler. Fakat böyle bir şeyi Emilya'dan kim bekleyebilirdi? Gözünün önüne Emilia'nın güzel, iyi kalpli yüzü, açık mavi gözleri geliyordu. Dişlerini gıcırdatarak, ''Şu kadınlar, ah şu kadınlar!'' diye sitem ederdi. Timsah suyu ve selam. Fakat hastaneden çıkarak evine döndükten sonra yeni bir şey öğrendi tereddüt ve şüpheye düştü. Yarı ölü bir halde şehre getirildiği gün, yapılan tariflere göre tam Emilya'ya benzeyen bir kız, perişan ve gözyaşları içinde Ergunov'un evine gelmiş ve üst teğmenin emir eriyle görüştükten sonra bir çılgın gibi hastaneye koşmuştu. Hastanede Ergunov'un kurtulamayıp öleceğini öğrenince kol sallayarak derin bir acı içinde hüzünlü ve ağlar bir yüzle ortadan kaybolmuştu herhalde bir cinayet meselesi olacağını hiç ummamıştı. Yoksa ötekiler Emilia'yı aldatmış ve hissesine düşen parayı vermemişler miydi? Yahut Emilia nedamet mi getirmişti? Ne olursa olsun Emilia da o pis ihtiyar kadınla birlikte kaçmıştı. Bu cadolozun elbet her şeyden haberi vardı. Kuzma Vasilyeviç bu tahminler içerisinde bocalayıp duruyordu. Emir erini de hayli usandırmıştı. Çünkü ikide bir ondan kızın şeklini soruyor, söylediklerini sık sık tekrar ettiriyordu. 27. Tam bir buçuk yıl sonra Ergunov, Emilia'dan veya öteki ismiyle Frederica Bengel'den ansızın Almanca yazılmış bir mektup aldı. Derhal tercüme ettirmiş olduğu bu mektubu sonraları sık sık bizlere gösterirdi. Mektupta birçok imla hatalarıyla fazlaca tekrarlanan nida işaretleri göze çarpıyordu. Zarfın üzerinde Breslau damgası vardı. Bu mektubun oldukça doğru tercümesi şöyledir. Benim aziz, eşsiz ve unutulmaz Florestan'ım ve Bay Üsteğmen Ergenhof. Kaç defa size yazmaya karar verdim bilseniz. Her defasında da maalesef vazgeçtim. Beni de o korkunç cinayetle ilgili zannedeceğinizi düşündükçe bunu kendim için öldürücü buluyorum. Benim sevgili Üsteğmen'im, İnanınız ki ölmediğinizi, sağ salim kurtulduğunuzu öğrendiğim gün hayatımın en mesut günü olmuştu. Fakat suçumu inkar etmeyeceğim. Böyle bir niyetim yok. Yalan da söylemeyeceğim. Evet, gerçekten belinizde para taşımak adetinizi ilk keşfeden bendim. Bizim memlekette kasaplar, celepler parayı böyle taşırlar. Bu keşfimi ifşa etmek hatasında bulundum. Hatta latife olsun diye ''Bu paradan birazını haşırsak fena olmaz.'' demiştim. ''Fakat o cadaloz karı ki hiç de teyzem değildir. Derhal o imansız katil Luigi ve metresiyle bir suç ortaklığı yaptı. Annemin mezarı üzerine size yemin ederim ki onların kim olduklarını hala bilmiyorum.'' Bildiğim şu ki adamın ismi Luigi idi ve her ikisi de Bükreş'ten gelmişlerdi. Polisten saklandıklarına bakılırsa herhalde önemli suçları vardı. Paraları ve mücevherleri çoktu. Luigi korkunç bir adamdı. Onun için bir insanı öldürmek işten bile değildi. Çok dil biliyordu. Aşçı kadının çaldığı eşyayı da gene bu Luigi bulup getirmişti. Bunu nasıl bulduğunu hiç sormayın. Bu korkunç adam her şeyi yapardı. Koca karıya sizi yalnız içirerek sersemleteceğini, sonra götürüp başka bir yere bırakacağını, böylece bütün kabahatin size yükletileceğini ve meselenin bir sarhoşluktan, ihtiyatsızlıktan ibaret sayılacağını söylemişti. Fakat bu hain adam demek sizi öldürmeyi tasarlamış ve iş örtbas etmeyi düşünmüştü. Benim ağzımdan size mektup yazan da odur. Koca karı da beni bir hileyle evden savmıştı. Hiç şüphelenmemiştim. Sonra şu Luigi'den de çok korkuyordum. Beni şöyle korkuturdu seni bir piliç keser gibi keserim. Bunu söylerken de o korkunç bıyıklarını oynatırdı. Bu sıralarda beni başka bir yere götürdüler. Çok utanıyorum Bay Üsteğmen. Bunları düşündükçe şimdi bile acı acı gözyaşları döküyorum. Ben herhalde böyle işler için yaratılmış değilim. Fakat ne çare, olan olmuştur. Sonra çok korktum ve ister istemez kaçtım. Çünkü polis bizi yakalasaydı halim nice olurdu. Sizin sağ kaldığınızı öğrenen Luigi hemen kaçıp gitmişti. Ben de kısa bir zaman sonra bu adamlardan ayrılmıştım. Şimdi ise yiyecek bir lokma ekmeğe bile muhtacım. Ama hiç olmazsa vicdanım rahat. Şimdi benden Nikolayev şehrine niçin geldiğimi soracaksınız belki. Verecek cevabım yok. Doğruyu söyleyeceğime başta yemin ettim. Şimdi sözlerimi benim için çok önemli bir rica ile bitireceğim. Küçük dostunuz Emilya'yı hatırladığınız zamanlar lütfen onu yüzü kara bir suçlu saymayın. Ulu Tanrı kalbimi bilir. Almanca, ahlakım kötü, hoppa bir kızım. Fakat asla hain değilim. Sonra sizi, benim emsalsiz florestanım, daima seveceğim ve hatırlayacağım. Size, Almanca, yer yuvarlağı üzerinde daima iyilik dileyeceğim. Bilmem bu mektubum elinize geçer mi? Geçerse birkaç satır yazarak bildirin ne olur.'' Bunu yaparsanız size çok sadık olan Emilya'nızı mesut etmiş olursunuz. P.S. Mektubunuzu F.E. Rumuzlu posta kutusu Breslau Silesia'ya gönderiniz. P.S.S. Size Almanca yazdım. Başka türlü hislerimi dökemezdim. Siz bana Rusça yazınız. 28. Biz hep bir ağızdan Kuzma Vasilyevic'e sorardık. Eee sonra ne oldu? Ona cevap yazdınız mı? Birkaç defa cevap yazmak istedim. Fakat nasıl yazayım? Almanca bilmiyorum. Rusça yazsam bilmem ki mektubumu kim tercüme eder? Yazamadım işte. Her defasında Kuzma Vasilyeviç Ergunov hikayesini bitirdikten sonra içini çekerek başını sallar. Ya gençlik bu derdi. Dinleyenler arasında bu meşhur hikayeyi ilk defa olarak dinleyen birisi bulununca Ergunov onun elini yakalayarak başına götürür ve yaranın yerini yoklatırdı. Yara gerçekten korkunçtu. Bir kulağının arkasından başlıyor, öteki kulağının arkasında bitiyordu. Son